Şimdi kardeşlerim, insanın en faziletli ameli efendim günah işlememektir, günaha girmemektir. Yani günah bir alışkanlıktır. Yani nasıl ki efendim bir sigara içmek, bir efendim uyuşturucu kullanmak veya zinaya meyil etmek, meyilli olmak nasıl ki bir efendim alışkanlıktır, bir efendim bir efendim bağımlılıktır. La teşbih ve la misal, her türlü günahın da böyle bir bağımlılık yönü vardır. Yani günah işlendiği zaman o yasak olan işe karşı bir adrenalin yükselmesi ve efendim şeytanın dürtüsüyle o işe bir meyil, bir meyletmek söz konusu. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani hatta aydın nezzem mükemmala zembele, günahına tövbe eden hiç günah işlememiştir gibidir buyurmaktadır. Fakat yani burada şu vardır ki yani bu eğer bir adam işlemiş olduğu günahtan geri dönerse bu iradeyi gösterir de buradan efendim kendini bu günahtan geri alması efendim o günahı efendim yani bağımlılığından kurtulması o kadar büyük bir ameldir ki eğer Cenab-ı Hak ona bunu muvaffak kılarsa, bu haram işten geri durmayı muvaffak kılarsa öyle büyük bir iştir ki onu sanki işlememiş gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona muamele eder buyurmaktır. Fakat burada agah olmak gerekir ki yani bu işin ne kadar zor olduğunu, buradan dönmenin ne kadar zor olduğunun bir işaretidir bu hadisi. Dolayısıyla efendim biz mühim olan efendim günaha meyletmemek, günaha işlememektir. Eğer ona alıştığımız zaman, ona bir meyil, bir bağımlılık olduğu zaman artık ondan dönmek çok zor bir iştir. Efendim Allah böyle bağımlı hale düşmekten, böyle sıkıntılara düşmekten bütün ümmeti Muhammed'i bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Dolayısıyla kardeşlerim biz mümkün olduğu kadar efendim harama meyletmemeyi ve günahlardan uzak durmayı kendimize şiar edinmemiz lazımdır. Dolayısıyla efendim bizim Şeyh Efendiler öyle buyururdu. Evladım bu zalim nefislerdir. Nefsi tarif ederken 40 sene seninle secde yapar yine bildiği pisliği işlerler. Bununla oyun olmaz yani. Tek yapacağımız şey harama meyletmemek, harama dönmemek. Bir kere dönüp alıştıktan sonra bunun dönüşü çok zordur. Yani ancak Allah'ın lütfettiği, ikram ettiği kişiler ancak bundan efendim kendimizi kurtarabilir. Dolayısıyla kardeşlerim, efendim mühim olan işte mesela diyelim ki emniyet kemeri değil mi? Emniyet kemerini niye bağlıyoruz boynumuza? Efendim, yani 1000 tane kaza oluyor, o 1000 tane kazada emniyet kemeri takılı ise efendim 1000 tane ölümden 7 kişi kurtulabiliyor ve 3-5 kişi kurtulabiliyor. Yani o 1000 ölümcül kazadan o 3-5 kişiyi, 8-10 kişiyi kurtarabilmek için efendim bütün bu anda efendim araçlara bindiğin anda o kemeri kanuna takmak zorundasın. La teşbih ve la misal efendim yani günaha meyletmemek efendim günaha yönelmemek için de haramlara meyletmemek ve Allah'ın emrine uymak zorundasın. O efendim korku efendim kemerini bir kere efendim yolculuk esnasında seyir esnasında boynuna takmak zorundayız. Yani büyükler öyle buyuruyor. Allah'tan korkmuyorsan ne yaparsan yap. Demek ki bu işin kemeri nedir? Emniyet kemeri Allah'tan korkmaktır. Allah'tan korkun ki Allah efendim size bildirdiklerinizi öğretsin.
وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ayet öyle buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir diyor. Yani günah meyleden kardeşlerimiz, meyli olan kardeşlerimiz eğer efendim Allah'tan korkar, o günahtan dönmek için içinde bir azim, bir gayret uyanır ise Cenab-ı Hak ona ondan dönme gücünü belki de ona verir buyuruyor. Dolayısıyla Efendimizden elimizden geldiği kadar efendim günahı meyletmeyeceğiz. Allah'ın korkusunu ön plana çıkaracağız. Ve böylece Allah'ın sevgi ve muhabbetini inşallah kazanacağız. Bir gün bir kardeşimiz, yani bir hanım kardeşimiz böyle idraki yüksek olmayı Cenab-ı Hak bize de nasip eylesin. Efendim dedi ki efendim yani bana dendi ki yani sevgi tarikını mı istersin, korku tarikını mı istersin? Ben de dedim ki sevgi tariki efendim hatarlıdır, hataraplıdır. Yani şimdi mesela bizim yolumuz aşk muhabbet yoludur. Fakat aşk ve muhabbet efendim sınır had hudut tanımaz. Sevdiği kişiye karşı efendim yani sevgi tarikiyle af olunacağı zannıyla devamlı efendim yanlış işleme, hataya düşme efendim tehlikesi vardır diye ben korku yolunu seçtim efendim. Yani korkayım ki günaha meyletmeyeyim. Korkayım ki efendim günaha efendim yönelmeyeyim diye ben bu yolu seçtim efendim de. Allah ondan razı olsun. Yani derviş olsun, ne olursa olsun korkusu olmayan adamın, Müslüman olsun, mümin olsun korkusu olmayan insanın efendim hak ve hududu yoktur yani. Evvel emirde bir korku olacak. Yani nara düşmeme, ateşe düşmeme korkusu, gözden düşmeme korkusu, huzurdan kovulmama korkusu. Yani efendim 10 sene, 20 sene, 30 sene çalışırsın, bir yanlış yaparsın, tam bedene efendim devrilip gidersin. En yakınlarımızda görüyoruz yani, halife dediğimiz insanlarda görüyoruz. Halife diyorsun, bilmem efendim veya ileri adam diyorsun. Ben yani bu süreç içinde öyle olaylara şahit oldum ki kardeşlerim, yani kendinden korkar hale geldim yani. Aman ya, aman ya, aman ya, bizi ya Allahümme la tekinna ila nefsi terkete ayin. Cenab-ı Hak efendim Celle Celaluhu'nun ilham ettiği, vahiy ettiği, efendim vahiy ile konuşan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Ya Rabbi beni göz açıp kapayınca bir müddet nefsimle baş başa bırakma. Evrat'ta Hazreti Bir'in evradında ve la ekalle minhu. Yani ondan daha az bir süre, ya gözü açıp kapamandan az bir süre olur mu? Yani aman ya Rabbi diyor, beni göz açıp kapayınca bir müddet de ondan daha az bir müddet nefsimle baş başa bırakma. O yüzden kardeşlerim bu nefis şeytan misulüdür, ateşten alıkonmuştur. Mizacı cehenneme maildir, meyyaldir. Dolayısıyla bizi haktan uzaklaştırmak için, cehenneme sevk etmek için, aslı olan ateşe yönelmek için bize her türlü efendim kötülüğü işletir, işletmeye gayret eder. Dolayısıyla uyanık olacağız, intibahlı olacağız ve böyle efendim derviş aşk muhabbet tarikayı, derviş de had hudut tanımama, o da olur, bu da olur, şu da olur, hadi bu da olur, ondan sonra tepe taklak efendim cehenneme doğrulunur yani. Dolayısıyla korku olacak. İttakullah, efendim inne ekremekum indallahu etkâkum sizin en hayırlınız takva sahibinizdir, ittika, korku içinde korku olanlarınızdır. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. İçinizde en çok Allah'tan korkan alimlerinizdir. Evet. Ben de içinizde en alim benim, en çok Allah'tan korkan da benim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kainatın efendisi, yaratılmışların efendisi. Bütün kainatın yüzü sürmeden yaratılmış olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim böyle efendim yüzü böyle efendim bembeyaz efendim sapsarı korku hali ağır bir şekilde efendim bir hayat sürmüştür yani. Ve bizlere beynel hafu ve reca
korku ve ümit arasında olmamızı tavsiye etmiş. Bir fark var ki içinizde çoğunuz gençtir. Gençken korku tarafı ağır basacak, ihtiyarken ümit tarafı ağır basacak. Gençken korku tarafı daha fazla olur. Aman yarabbim. Nefsini uydurma, ayağımı kaydırma. Efendim, ahir zaman fitneler etrafımı sarmış yarabbim. Aman yarabbim, aman yarabbim, aman yarabbim. Bizim şeyhler öyle derdi. İncildeyen yaraya kurt düşmez derdi. Elini sardın, yaralandı, merhemi sürdün. Efendim ağrıyor, sızlıyor, bilmem ne, doktora getiriyorsun, pansuman yapıyorsun, o yaraya kurt düşmez. Ama bir yara çıktı, yarayı sardın, efendim hiçbir şey yok yani. Öyle ağrı da yok, sızı da yok. Efendim böyle bir şey olmaz diye gidiyorsun. Ondan sonra olmaz olmaz ama bir an öyle bir şey olur ki başlar böyle kaşınmaya, başlar sızlanmaya, olan açar bakarsın, yaraya kurt düşmüş, kangren olmuş. Doktora gidersin, her gün kesilecek. Dolayısıyla efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu seddarul uyur, gaffarul zunurdur. Ayıpları seddeder. Günahları da affeder. Ve fakat bir adam bir günaha müteaddit şekilde üst üste işlemediği müddetçe Cenab-ı Hak onu seddeder. Ama o günahı böyle efendim müteaddit defa istimal eder, kullanır, o işe ya yaptım da bir şey olmuyor, onu öyle bir anda, öyle bir yerde yakalar ki Cenab-ı Hak rezil rüsva eder. Dolayısıyla yaptım da görmüyor demeyin ya, yaptım da bir şey olmadı demeyin. En büyük günah, günahını küçük görmek veya günahı görülmüyor zannetmek. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Kara karıncanın kara taş üzerinde gece karanlığında ayak tıpırtısını işiten ve duyan bir Rabbimiz var bizim. Peygamber Efendimiz'in tebliği böyle. Yani Allah görmüyor mu? Allah bildirmez mi? Bizim şeyimiz öyle derdi. Birbirinizi gördüğünüz zaman diyeceksin ki yani efendim iki şey serdi. Birbirinizi gördüğünüz zaman şeyhini görmüş gibi efendim intibahlı olun, uyanık olun. Yani şeyhimi görmek ne demek? Bu arkadaşımla şeyhimin muhabbeti ve ruhaniyeti bir letaif olarak mevcuttur. Dolayısıyla ben ona saygılı olayım, edepli olayım. İkincisi de ola ki benim bir hatam, kusur ve küsurumu Cenab-ı Hak bu kardeşime bildirmiştir de benim gafletimi, tembelliğimi, masiyetimi, günahımı yapmış olduğum kötü fiili buna bildirmiştir de ve fakat bu kardeşim bunu söylemiyordur diye bu idrak ile birbirimize yaklaşmamız lazım. Yoksa biraz durursun bu efendim kardeşim ne bilecek bu ya? Hadi şeyh bu ne bilecek? Allah ne görecek? Ondan bildiğini yap o zaman yani. Ondan sonra ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sabırlıdır. Bekler, zamanı geldiği zaman efendim kulağından tutar çeker. Ondan sonra ne diyor? Günahları yüzünden onları yakaladık diyor Cenab-ı Hak. Günah bir iki öyle bir anda gelir yakalar ki ondan sonra da eyvah dersin, ondan sonra fayda vermez yani. Dolayısıyla aman yarabbim. Olmuştur, işlemişiz, olmuştur. Şimdi efendim, efendim buna inşallah bu günahlarımızla bugün bu sohbet böyle geldi. İnşallah toplu bir tövbe edelim yani. Bir daha işlemeyi az mı cez mi kastedelim. Her gelişimiz zaten buraya bir tövbe değil mi? Bir yıkanma değil mi? Bir temizlik değil mi? Bu temizlikten sonra, bu tövbeden sonra tekrar pisliğe girmek, tekrar yanlışa düşmek, tekrar iradesiz bir şekilde efendim güme gitmek niyedir yani? Hülasa kardeşlerim, yani ben 50 küsur yaşıma geldim, bu vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Hala da zalim nefsim daha kendini genç zannediyor. Ama bir 10 sene, 20 sene, belki o kadar da vaktimiz yok ama bu süreler geçecek, bir gün böyle bize gel denilecektir yani. Dolayısıyla mutlak olmuş işi, olacak işi olmuş bilmekle buna hazır olmak durumundayız. Ve varsa hata kusurlarımız
efendim temizlendikten sonra kirlenmemeye gayret etmemiz lazım. Rabbimize şükürler olsun ki böyle bir halakayı zikrullahın içindeyiz. Böyle bir cemaatin içindeyiz. Efendim böyle bir efendim temizlik vasıtasının içindeyiz. Dolayısıyla bir daha bu günahlara düşmemek için, yani buradan ayrıldığımız zaman günahlara düşmemek için gayret içinde olmamız gerekmektedir. Kasım Efendi'nin dediği gibi efendim, yani burada zikir yapıp da şöyle efendim çık salına doğru gittiğin zaman tekrar günaha meyledersen bu dervişliğin sana da bana da bir faydası olmaz. Yine Kasım Efendi'nin açıldı. Bir gün sohbette dedi ki Fatih Efendi benim çok arkadaşlarım oldu. Gençlik zamanımızda onların yanlış yollara meylettiğini, gittiğini gördüm. Zinaya meylettiler, içkiye meylettiler, kumara meylettiler. Efendim ben de o zamanlar gönlümde böyle bir takım ya onlar gibi mi yapsam, onlar gibi mi olsam gibi böyle duygular oluyordu. Şu anda yaşlandım, geriye döndüm, bakıyorum iyi ki yapmamışım Fatih. İyi ki yapmamışım. Eğer yapmış olsaydım şu anda pişmanlık duyardım. Allah'ım da bana o pişmanlığı duyurtmadı Fatih. Pişman olmaya gerek yok. Tövbeyi Allah kabul eder, edecektir. Ama günaha meyletmek ve ondan sonra belli bir noktada, belli yere geldikten sonra ah şöyle keşke yapmasaydım demek de bir zulümdür yani. Dolayısıyla bu yolun erlerine, hakikat erlerine yakışmaz. Dolayısıyla hepimiz gençiz, gençsiniz. Yani dolayısıyla efendim bu vakitlerin, nefeslerin kıymetini bilmemiz gerekmektedir. Etrafımız günah sarmalıyla efendim sarılmıştır. Yani efendim o günah sarmallarının çıkış yolu yoktur. O yollara girdiğimiz zaman dönüşü de yoktur. Çünkü günahtan dönmek, alışkanlıktan dönmek çok zordur. Dolayısıyla bize düşen günahtan efendim günaha meyletmemek, korku kılıfını, cehennem korkusunu, azap korkusunu efendim ön planda tutarak ve gözden düşme korkusunu ön plandan tutarak, tarikattan düşme korkusunu, yoldan düşme korkusunu, meşayihin gözünden düşme korkusunu, silsileden kopma korkusunu göz önüne tutarak bu günahlarımızdan efendim geri durmamız lazım. Evet. Bir gün Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'ye efendim bir katili getiriyor. Katili. Yani köle sahibini öldürmüş. Efendim Hazreti Ali de emiren müminin efendim ona hak uygulayacak. Efendim soruyor, sorguya çekiyor. Diyor ki niye öldürdün sahibini? Diyor ki ben buna küçük yaştan ailemden doğru buna varis olarak köle olarak kaldım. O küçük yaşta beni efendim istimal etti. Beni kullandı. Efendim kullandı. Aklım hula erdim, aklım başıma geldi. Yine aynı işe devam etmeye başladı. Bir daha böyle yaparsan seni öldürürüm dedim. Ondan sonra da yine bunu devam edince onu öldürdüm dedim. Bundan sonra onu yine hapsetti ve o işi yapan efendim öldürdüğü adamı da kabre defnetti ve gece yarısı ve ertesi günü o adamın kabrinin açılmasını emretti Hazreti Ali Keremallahu Veçhe. Kabrini bağışlar ki adam kabirde yok. Bu işi yapan adam kabirde yok. Ondan sonra efendim sadaka Resulullah dedi. Resulullah doğru söyledi Hazreti Ali Keremallahu Veçhe. O kötü fiili işleyen kişi efendim, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ağzından duydum ki efendim Lut kavminin ehline verilir ve o Lut kavmi onu kıyamete kadar o fiili ona efendim istimal eder buyur. Dolayısıyla efendim bu şekilde efendim o kişiyi de efendim sözün hak olduğunu verdi ve belki de azal etti, orasını bilmiyorum.
ve fakat efendim bu fiili bir şekilde böyle efendim bunun cezasının bu olduğunu söyledi. Dolayısıyla yapılan her işin, her fiilin efendim bir karşılığı, bir efendim şeriatte bir efendim hukuku vardır. Bir efendim düşülen yanlışın bir karşılığı vardır. Ancak günahına tövbe eden bunu hiç işlememiş gibidir. Dolayısıyla buradan dönmek zordur ve fakat dönülmesi gerekir. Döndüğümüz zaman da bir daha efendim nasuh bir tövbeyle, bir daha o iş işlememek üzere, yanlışa düşmemek üzere, son pişmanlık fayda vermemek üzere, Cenab-ı Hakk'ın bizi günahlarımızdan tutup da muahize etmemesi üzere efendim böyle güzel bir nasuh tövbesiyle bu işten dönmeniz gerekmektedir. Evet. İbrahim Pek Efendim, yani bunu anlatıyoruz. Yani bunu anlatırken, yani birilerini efendim rencide etmek, birilerine laf sokmak için değil yani. Efendim bir gün böyle efendim birisi dedi ki efendim o dediklerim bende yok dedi. Bu dediklerim bende yok dedi. Ben öyle bir şeyler yapmadım. Sen onun bunun lafıyla benim hakkımda fikir sahibi oluyorsun dedi. Bunun üzerine efendim şu sözü söyledi. Yani ben de o hal var diye konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmaz. Efendim buyurdu ki filan efendi dedi ben posta oturduğum zaman bütün cihanı, alemi bir masa gibi gözümün önünde toplamıyorsam postumun kılları gözüme dursun dedi. Şöyle şu tarihte şöyle olmadı mı, bu tarihte böyle olmadı mı, şöyle olmadı mı hepsini saydı. Ondan sonra da efendim takkesini çıkardı, duasını yaydı ve efendim iş olur da vardı. Neyse. Yani bırak şeyhinin bilmesini. Diyecek ki bir derviş, buraya gelen bir derviş, benim bir kardeşime bile Cenab-ı Hakk'ını bildirebilir. Veya efendim şeyhim bu halimden haberdar olabilir. Dolayısıyla bu işe girmeyeyim, bu yanlış yapmayayım diye içinde bir azim, bir gayret olacak ve günaha meyilden böyle hazar edip kaçacak. Kaçmamız gerekir. Yoksa Cenab-ı Hak bekler, sen günahta ısrar edersen bir gün seni cehenneme ekler.